That's two kills. Death goes back in. Flushes aggressive pawn. Needs to kite away. Death, what the hell? Gets a triple. Oh, and another one. Oh, and a third. Türk televizyonlarının ilk ve tek e-spor programı Dijital Saha'dan herkese merhaba. Bakalım geçtiğimiz haftalarda e-spor dünyasında neler olmuş. Dark Passage, Paris'te düzenlenen IEM Challenger etkinliğinin finalinde karşılaştığı Saigon Jokers'ı 2-0'la geçerek Kore'de gerçekleştirilecek olan IEM Gyeonggi 2016'ya katılım hakkı kazandı. Türkiye'nin en başarılı nişancıları arasında yer alan Zeitnot'un beklenmedik ayrılığına rağmen bu sezon kadrosuna yaptığı takviyelerle turnuvanın en iddialı takımlarından biri olacak olan temsilcimiz Dark Passage'a başarılar dileriz. Las Vegas'ın önümüzdeki sezon düzenlenecek 3 farklı turnuvaya ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Amerika'nın e-spor organizasyonu Major League Gaming, Vegas'ta gerçekleştireceği çoklu turnuva festivalini duyurdu. 16-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte her biri 100 bin dolarlık ödül havuzuna sahip olan Call of Duty World League ve Overwatch Invitational turnuvaları düzenlenecek. Las Vegas'taki etkinlikler sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. DreamHack'ten yapılan açıklamayla birlikte DreamHack Masters'ın da bu sezon Las Vegas'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. Şubat ayında başlayacak olan DreamHack Masters Las Vegas etkinliğinde 16 takım şampiyonun 200 bin dolar ödül kazanacağı toplam 450 bin dolarlık ödül havuzuna sahip bir CSGO turnuvası için mücadele edecek. Bölgelerde gerçekleştirilen Dota Pit League 5. sezon elemeleri neticesinde Çin bölgesinden turnuvaya katılacak ekip belli oldu. eHome, Invictus Gaming, VG Gaming ve Newbie takımlarının yer aldığı elemeden Dota Pit League sezon 5 biletini kapan taraf Newbie ekibi oldu. İlk eşleşmelerde VG Gaming'i 2-0'la geçen Newbie, kazananlar finalinde Invictus Gaming ile eşleşti ve rakibini yine 2-0'la geçerek büyük finale yükselmeyi başardı. Newbie ile Invictus Gaming arasında gerçekleştirilen büyük finalde Newbie rakibini 2-0'lık bir skorla mağlup ederek Dota Pit League sezon 5'e katılım hakkı elde etti. Paris Saint-Germain eSports'un kurulmasından sonra bir Fransız ekibi daha eSpor'a giriş yaptı. Monaco, Belçika merkezli eSpor oluşumu Epsilon eSports'la ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Epsilon eSports'un FIFA oyuncusu Nathan Sneaky Neagom artık karşılaşmalarda Monaco formasıyla yer alacak. Sneaky'nin Monaco formasıyla sahaya çıkacak olmasına rağmen eSpor takımı turnuvalarda Epsilon ismiyle yer almaya devam edecek. Monaco ekibinin pazarlama ve iletişim direktörü Bruno Scrotepa, Sneaky'nin yer alacağı karşılaşmaların Monaco'nun tüm sosyal medya mecralarından yayınlanacağını, ayrıca ilerleyen dönemlerde Monaco olarak 2. Louis Stadında FIFA turnuvaları da düzenleyeceklerini açıkladı. Şimdi isterseniz sizleri Multiplayer Türkiye CSGO Ligi'ne götürelim. Bakalım ligde en son neler olmuş. 20 bin lira ödül havuzuyla Multiplayer CSGO Türkiye Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Space Soldiers, Dark Passage, Supermassive, HVA, Zone, Phoenix, Crew ve Team Pros Akademi takımlarının davet edildiği ligde maçlar Best of 2 formatında oynanıyor. İki haritayı da kazanan takım 3 puanı alırken beraberlik durumunda takımlar birer puanı paylaşıyor. Sonuna yaklaştığımız ligde son 2 haftanın maç sonuçları şu şekilde. Crew 2, Supermassive 0. Dark Passage 2, Team Pros Akademi 0. Supermassive 1, Zone 1. Dark Passage 2, Space Soldiers 0. Crew 2, Phoenix 0. Maçları canlı izlemek için her hafta www.twitch.tv/multiplayer adresine uğramayı unutmayın. Maç sonuçlarına, puan durumuna, maçın ve oyuncuların tüm istatistiklerine csgo.multiplayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Rick Fox, Shaquille O'Neal, Janis Jerebko, Magic Johnson ve Jeremy Lin gibi isimlerden sonra bir NBA yıldızı daha e-spora adım atmaya hazırlanıyor. Sırasıyla Minnesota Timberwolves, New Jersey Nets, Phoenix Suns, New York Knicks ve Boston Celtics takımlarının formalarını terleten Starbury lakaplı Stephen Marbury kendi e-spor takımını kuracağını duyurdu. 2010 yılından beri kariyerine Çin'de devam eden Stephen Marbury, Beijing Ducks takımına transfer olmuş ve bu takımla birlikte 3 şampiyonluk yaşamıştı.
Yakaladığı başarılar sonrasında Çin'de Le Sports Center önüne bir heykeli yapılmış ve kariyerini konu edinen bir müze açılmıştı. Çin'de etkin olan sosyal medya sitesi Weibo'dan yapılan açıklamaya göre Starbury, yakın zamanda kendi Dota 2 takımını resmi olarak duyurarak e-spora giriş yapmayı planlıyor. Blizzard'ın 25. kuruluş yıl dönümüne denk gelen BlizzCon 2016 etkinliğinde gerçekleştirilen turnuvaların şampiyonları belli oldu. BlizzCon 2016'da düzenlenen Overwatch Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. Grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Rusya ile Güney Kore arasında oynanan final karşılaşmasında Güney Kore tek bir round bile kaybetmeden Rusya'yı 4-0'lık net bir skorla devirmeyi başardı ve Overwatch dünya şampiyonu oldu. Heroes of the Storm Global Championship 2016'nın finalinde ise Avrupa temsilcisi Fnatic ile Kore temsilcisi Ballistics mücadele etti. Mücadelenin ilk iki maçı Ballistics'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü maçta skoru 2-1'e getirerek seriye ortak olmak isteyen Fnatic, Ballistics'in dördüncü maça ağırlığını koymasıyla bütün umutlarını yitirdi. Seriyi beşinci maça uzatmadan rakibini 3-1'le yenmeyi başaran Ballistics, Heroes of the Storm Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan takım oldu. BlizzCon 2016'da gerçekleştirilen 2016 Hearthstone World Championship'in finalinde de Millennium'da forma giyen Rus oyuncu Pavel Beltukov ve Virtus Pro'dan Ukraynalı Artem Dr. Hippy Kravets karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2'lik bir skorla geçen Pavel, Blizzard'ın düzenlediği Hearthstone Dünya Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Oldukça heyecanlı bir mücadele izlediğimiz StarCraft 2 Dünya Şampiyonası'nın finalinde ise Güney Koreli Byun ve Dark karşılaştı. Final maçından 2 ay öncesinde profesyonel bir takım veya sponsor desteği olmadan lig şampiyonu olmayı başaran Byun, bu sefer Team Expert forması altında rakibi Dark'ı 4-2'lik bir skorla devirerek dünya şampiyonluğu kazandı. World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası'nın finalinde Splice ve Metotenay karşı karşıya geldi. BlizzCon sahnesinde izlediğimiz en etkileyici World of Warcraft Arena finallerinden birine tanık olduğumuz mücadelede Splice 4-3 ile rakibi Metotenay'i devirerek World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonu oldu. IWCA'de yarışacak olan Türkiye Şampiyonluk Ligi All-Star kadrosu sonunda belirlendi. IWCA yani Wildcard All-Star turnuvasında Türkiye Şampiyonluk Ligi'ni temsil edecek All-Star kadrosu yapılan oylamalar sonucunda belli oldu. Üst koridor Kaan Elvin Tatıcı, Orman Atakan Crystal Aydın, Orta koridor Koray Naru Bıçak, Nişancı Berkay Zaytnot Aşık Uzun ve destek Mustafa Dumbledore Kemal Gökseloğlu. Türkiye All-Star takımı 1-4 Aralık tarihlerinde Barcelona'da düzenlenecek olan IWCA'de mücadele edecek ve şampiyon olması durumunda 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek All-Star etkinliğinde Ateş takımında yer alacak. Multiplayer Hearthstone Üstadlar Ligi'nin finalinde HVA'dan Onay Rol Kartal ve takım arkadaşı Barış Ulkiyamaru Görgülü karşı karşıya gelmiş, kazanan 4-1 ile Onay Rol Kartal olmuştu. HVA'nın bu iki önemli Hearthstone oyuncusuyla güzel bir röportaj yaptık. İsterseniz gelin şimdi onu izleyelim. Nick'im Ulkiyamaru pek kolay telaffuz edilemeyen bir nick zaten. Şeyden geliyor, bu ben daha çocukken anime izlerken o zamanlar Bleach'te Ulkiyora diye bir karakter vardı. Naruto'da da Shikamaru vardı. O ikisini birleştirip böyle kombine bir nick yapmıştım. O zamandan beri yapıştı işte. Oyunlarda da başarı elde edince üstünüze yapışıyor nick. Sonra tekrar bir farklı bir nick'e geçiş şeyim olmadı. Oradan geliyor, öyle kaldı. İlk okuduğum fantastik romandan geliyor, Karakule. Karakule'deki ana karakter Roland'dan geliyor. Benimsedim. Roland kullanıyordum. Rol olarak kaldı. Yani ben Hearthstone değil, Hearthstone beni seçti gibi bir cevap verebilirdim aslında da. Hiç kart geçmişim yoktu kart oyunlarıyla alakalı. Ama hep sevdiğim tarz oyunlardır yani. Bu İskambil'de olsun, şeyde olsun. Hearthstone ilk çıktığında çok hoşuma gitmişti. Yani Blizzard oyunu olduğundan bayağı gündemdeydi. Twitch'te yayınları falan oluyordu. Birkaç yayını izleyince ben bu oyunu çok sevdim, bu oyunda iyi olabilirim diye düşününce iki de oynadıktan sonra iyi olduğunu keşfedince onunla devam ettik.
Hearthstone'a ben Ulk Yamuru sayesinde başladım. Beraber o zamanlar Heroes of the New World oynuyorduk. Ve casual olarak oynayacağımız bir oyun arıyorduk. O sıralarda Ulk Yamuru oyuna başlamış, oynuyordu. Sanırım oyun o sıralar beta aşamasındaydı. Tavsiye etti. Oynadık, gösterdi. Öğrendim. Ondan sonra takılıp kaldı. Umarım bundan sonra da takılıp kalır. Ya bir de şöyle bir şey var. 2000 öncesi böyle internet kafelerin girişlerinde koltuklar falan olur ya, masalar, hani sıra beklersin. O sıra zamanlarında insanlar böyle Magic falan oynardı. Ben de o sıralar ilgim vardı iskemle kartlarına falan. Ben oynamak istemiştim, beni almamışlardı. O zaman bir hırs yaptım. Hani öğreneceğim kart oyunudur, şudur budur. O günden sonra tüm kart oyunlarına ilgim arttı. Ve elimden geldiğince her kart oyununu da öğrenmeye çalıştım. Hani bunun da etkisi mevcut. Öncelikle daha fazla turnuva yapılmalı. Bu çok önemli. Sayısı arttıkça bunun yaygınlığı artıyor. Katılımcılar daha fazla olmaya başlıyor. Herkes çalışmaya, heyecanlanmaya, işte ben de katılırım, ben de yaparım demeye başlıyor. Bu çok büyük bir etken. İkinci etken de biraz ülkemizdeki bu tür organizasyonların kalitesinin artması gerekiyor. Gerek prodüksiyon olarak, gerek katılımcılara sağlanan imkanlar, ödüller olarak. Bunlar olursa çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hearthstone'u Türkiye'de daha iyi yere getirebilmek için etkinliklerin sayısı da artması gerekiyor. Şu anda etkinlik, yani stabil olarak, popüler olarak tek etkinlik sayabileceğimiz multiplayer turnuvası var. Ve bu şu an için yeterli değil. Umarım düzgün bir prodüksiyonla daha yeni etkinlikler gelir de izleyici sayısı ve oyuncu sayısı Hearthstone için artar. Genel olarak prodüksiyon eksikliği, bir disiplin eksikliği, yani olması gerekenlerden ziyade yeteri, bu kadar yeterli şeklinde bir yaklaşım olması bu tür organizasyonları etkiliyor maalesef. Bir de sayısının az olması. Gerekli şeyler sağlandığında, biraz da bunların sıklığı sağlandığında çok daha iyi yerlere gelecektir. Sanırım örnek vererek açıklamak daha doğru olacak. Yani şu ana kadar multiplayer'in neden iyi turnuva olduğunu ve diğer turnuvaların neden kötü olduğunu, yani kötü demeyeyim de daha profesyonel olmadığını açıklayacak bir şekilde örnek vereyim. Multiplayer turnuvası düzenlendiği zaman her profesyonel oyuncuya teker teker sorulur. Turnuva nasıl yapılır? Yani turnuvayı nasıl olmasını istersiniz? Kuralları nasıl olsun? Etkinliği nasıl yapalım? Lig mi olsun? İşte direkt chart mı çıkartalım? Hani her detay sorulur. Ancak diğer Türkiye'de diğer düzenlenen turnuvalarda önlerinde bir şablon konur. Ha iyi ha kötü. Bunu oynatacaksın derler. Bizim görüşlerimiz hiç alınmaz ve olabilecek en kötü formatta turnuva düzenlerler. Öncelikle bunun kaldırılması gerekiyor. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Ardından diğer turnuvalarda ilgi artacaktır. Önem de artacaktır. Tabii doğru orantıda izleyici sayısı da artacaktır. Yani iş burada etkinliği düzenleyen kişilere geçiyor. Ülkemizdeki oyuncular yurt dışında pek tanınmıyorlar henüz. Ama bu şeyden kaynaklı değil, yani bir kapasite veya oyunculuk eksikliğinden değil, imkan eksikliğinden kaynaklanıyor biraz. Yurt dışında bahsettiğim üzere çok daha fazla turnuva yapılıyor, çok daha fazla imkanları oluyor, daha tecrübeli oluyor oyuncular, isimleri duyuluyor. Bizim buradaki turnuvalardan sayısından dolayı hem daha az imkanımız oluyor, hem de olası bir büyük uluslararası bir turnuvaya katıldığımızda tecrübesiz katılıyoruz biz. Yani öyle bir önümüzde engel oluyor. O yüzden henüz çok fazla nam salabilmiş değiliz Türk oyuncular olarak bu Hearthstone sektöründe. Ama çok yakında o da olacaktır. Çünkü bir oyunculuk olarak hiç geride değiliz. Hatta ilerideyiz çoğunda. Ülkeleri baz aldığın zaman aslında biz de profesyonel olarak başarı elde edebilecek kişi sayısı fazla. Ancak Türkiye'deki etkinliklerin az olması ve maddi imkanların da zor olması, yurt dışındaki turnuvaya katılamama, dolayısıyla tecrübe edinememe sorunu yaratıyor. Bu sorunu çözersek Türkiye dünya platformunda büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Hearthstone'un geleceği çok parlak. Bunu
İlk nedenlerinden birisi Blizzard oyunu olması. Arkası çok sağlam. 25 senesini doldurmuş bir firma. Bir de her sene büyüyor. Yani geçen sene 1 milyon dolar ödül havuzu vardı. Seneye 2 milyon dolar olacak. Her sene katlana katlana büyüyor. Bu Dota 2 gibi, LoL gibi ödül havuzu da büyüyor. Ve oyun da şey olarak, konsept olarak gerilemeyen bir oyun. Kart oyunu şeyinden, yani Magic oynayanlar bilir zaten. Yeni kartlar, yeni paketler çıktıkça oyun bir tazelik kazanıyor. Ve bundan ötürü asla öleceğini düşünmüyorum Hearthstone'un. Gitgide de büyüyecektir. Öncelikle Blizzard oyunu. Yani her 3-4 ayda bir yeni expansion gelip oyunu canlandırıyorlar. Bu yüzden oyun eskimeyecektir. Her kart oyunu oynamak isteyen de bu oyunu oynayacaktır. Dolayısıyla bir oyuncu sirkülasyonu da olacaktır. Yeni oyuncular gelecek, eski oyuncular gidecek, eski oyuncular tekrar başlayacak gibi. Bu oyunun biteceğine inanmıyorum. Ki zaten Blizzard da elinden geldiğini yapıyor. Prize pool'ları, ödülleri arttırıyor. Daha fazla turnuva yapmaya başlıyor. Firmalar daha fazla etkinlik düzenliyor. O yüzden Hearthstone'a devam. Deste kurmak aslında çok da kolay bir şey değil. Yani çoğu oyuncu zaten genelde denenmiş, bir ispatlanmış, belirli bir win rate yakalamış destelere güveniyorlar. Onları baz alarak yola çıkıyorlar ama sıfırdan bir konsept yaratmak, yeni bir meta oluşturmak Hearthstone'da çok zor. İmkansız değil. Belli başlı oyuncular bunların peşinde koşuyor ve yaratıyor. Ama mesela ben deste yaratırken genelde yani net deck diyoruz biz, işte başkalarının destelerini internetten bulup kopyalama olayına. Ben ondan olabildiğince uzak duruyorum. Hep işte kendi tek kartlarımla, kendi oyun stilime uygun kartlarla desteler dizayn ediyorum. Zaten bir takım içinde bulunduğum için de takım arkadaşlarımla konuşarak ederek, işte şu nasıl olur, sen şunu deneme imkanı oldu mu falan diye bir tartışma içine girip oradan desteler deneyerek yeni bir yapı oluşturuyoruz. Genelde benim deste yaratma sürecim bu şekilde gelişiyor. Deste kurarken öncelikle en son oynanmış turnuvalardaki en fazla win rate'i yüksek olan desteleri öncelikle bir kenara koyarım. Ki ya onları counterlayacaksındır, ya onların antisi bir deste getireceksindir, ya onları oynayacaksın. Benim stratejim genelde en iyi olan desteleri oynayıp insanların beni counterlamaya çalışması. Sonuçta çok da kafa yormaya gerek yok. Sonuçta karşılaşacağın deck'in tutturma şansın bayağı bir düşük. Bu yüzden elinden geldiğince en sağlam destelerle oynayıp, win rate en yüksek olan destelerle oynayıp başarı elde etmeye çalışmak. Yani şansını arttırmaya çalışıyorum bu sayede. Maçlara hazırlığımız, yani genel olarak kendi kişisel hazırlığım iki aşamayla gerçekleşiyor benim. Birincisi kendi işte destelerimi, oyun stilimi bir mükemmel konuma getirmek. İşte o turnuvada, o anki metalarda kullanılan desteleri araştırıp onlara karşı desteler düşünmek, karşı bir oyun stili hazırlamak, kendi destelerimi bir refine'lamaktan geçiyor. İkinci aşamada rakiplerimi araştırmaktan geçiyor. Yani bu her ne kadar biraz şans faktörü yüksek bir oyun olsa da belli aşamalarda hazırlığınızla rakibinizden öne geçebiliyorsunuz. İşte ne bileyim, bir best of five maç atarken hani önce hangi desteyle girsem onun destesini counterlarım diye düşünüyorsunuz. Ama elinizde data olabiliyor, işte eski maçlarına bakarsanız rakiplerin. Hep mesela bir rakibin druidle açılıyordur safe oynamak için. Eğer o bilgi sizde varsa druid counterlayan bir şeyle girip bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Benim en büyük hazırlığım bu şekilde gerçekleşiyor, rakiplerimi araştırarak. Onun dışında tabii ki takım çok büyük bir avantaj sağlıyor. Takım arkadaşlarımla, diğer profesyonel oyuncularla desteri finallamak da genel olarak hazırlığımız bu şekilde gerçekleşiyor. Elimden geldiği kadarıyla destelerimi en sağlam şekilde hazırlayıp, yani tek kart koymayıp, hani bir desteye özel bir kart koymayıp, her desteye karşı iyi olan desteler getirip takım arkadaşlarımla elimden geldiğince antrenman yapmaya çalışıyorum. Hani elimden geldiğince de kastım, elimden geldiğince maç sayısı, maç atmak, atmaya çalışmaktayım. Onun haricinde turnuvaları ve turnuvada yapılan
kararları inceleyip aynı şekilde uygulamaya çalışıyorum. O zaman hissettiklerimi anlatmak biraz zor. Çünkü öncelikle hem bu turnuvanın gerçekleştiği yer Maldivler benim çocukluktan beri hayalim olan bir yerde, hep gitmek istediğim bir yerde. Buraya oynadığım bir oyunu, severek yaptığım bir işi yapıyor olarak gitmek, orada bir turnuvaya katılmak, orada şampiyon olmak dünya genelinde çok güzel bir duyguydu. Hani işte hayaller gerçek olma noktasında bir şeydi. Fakat belli başlı aksaklıkları vardı. Hem o turnuvanın prodüksiyonu çok kötüydü, hem orada cast eden elemanın son gün hastalanması falan birçok aksaklığa yol açtı. Hala da paramı alabilmiş değilim o turnuvadan. Böyle ufak bir detay da mevcut. O yüzden güzel bir deneyimdi. Güzel bir haftaydı Maldivler'de geçen. Bol bol antrenman. Ve uluslararası düzenlenen turnuvaların en detayına kadar takip ve inanç. Pavel'in başarılarının devamını diliyorum çok içtenlikle. Bu Maldivler'de finalde karşılaştığım ve kazandığım bir rakip şimdi BlizzCon'da dünya şampiyonu oldu. Daha büyük bir turnuvada, daha geçerli yüksek bir turnuvada gerçek bir dünya şampiyonu. Ya ben de onu yenmiştim diyerek kendimi övütüyorum. Ama şöyle bir şey var ki, yani biz de yurt dışında bir şeyler yapıyoruz ve Türkiye'den de işte bu BlizzCon elemelerine yüklü bir kadro ile girdik. 10 kişi falan katıldık. Hem bu Winter prelimlerinde takım arkadaşım Rol son safhada elenmişti. Neredeyse bu Season Championship'e gidiyordu. Hem sonraki prelimlerde ben son gün atak yapıp bir günde insanların bir ayda çıkardığı sonucu çıkarıp prelimlere katılmıştım. Yine ucundan döndük. Yani yapılmaz bir şey değil. Başarılarımızın devamı gelecektir ve gelişecektir. Gördüğünüz üzere zamanında yendiğim, finalde yendiğim bir rakip şimdi dünya şampiyonu oluyorsa neden biz de olamayalım? Artık çok benimsedim ben onu ya. Bir ara mail falan atacağım ulaşmak için. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Şu ana kadar destekleriniz için teşekkür ederim. Takipte kalmaya da devam edin. Güzel şeyler olmaya devam ediyor. Hem yurt içi hem yurt dışı. Çok daha iyi noktalara geleceğiz. Ben de çok daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Seviliyorsunuz. Riot Games'in yaptığı yeni düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren Amerika ve Avrupa liglerinde yer alan takımlar kadrolarında bulunan tüm oyuncuları ve koçları sözleşmeli çalışan haline getirmek zorunda. Böylece hem koçlar hem de oyuncular sağlık sigortası, emeklilik planları gibi avantajlardan yararlanabilecek. Ayrıca vergi ödemeleri konusunda da düzenleme yapan Riot Games, takımlara oyuncuların ve koçların vergilerini ödeme yükümlülüğü getirdi. Blizzard, Heroes of the Storm için planladığı yeni lig formatını duyurdu. Heroes of the Storm için planlanan yeni lig formatında 4 majör, 4 de minör lig bulunacak. Majör ligler Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Kore olurken, minör ligler ise Avustralya, Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Tayvan bölgeleri olacak. Ayrıca bu liglerin bir de alt ligi olacak ve birinci liglerde yer alamayan takımlar burada mücadele edecek. Böylece rekabet seviyesi yüksek tutulmuş olacak. Her sezon sonunda gerçekleştirilecek HEC Crucible turnuvasıyla da lige yükselen ve ligden düşen takımlar belirlenecek. 10 haftalık 2 sezondan oluşacak liglerde 8'er takım yer alacak ve karşılaşmalar 5 maçlık seri üzerinden online olarak gerçekleşecek. Sezon ortalarında gerçekleşen bölgesel turnuvalar ve tüm sezonların bitiminde ise her bölgeden 3 takımın katılabileceği bir dünya şampiyonası düzenlenecek. Amerika'da gerçekleştirilecek olan Dota 2 Major turnuvası The Boston Major'a elemelerden katılacak 8 takım belli oldu. Avrupa'dan Adfinem ve Virtus Pro, Amerika'dan TeamMP ve Complexity Gaming, Çin'den LGD Young Forever ve IG Vitality ve son olarak Güneydoğu Asya'dan Team Faceless ve Warriors Gaming Unity elemeler sonrası The Boston Major'a katılmaya hak kazandı. Daha önce açıklanan ve The Boston Major'a doğrudan katılacak takımlarsa Winx Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses, Newbie, EHOME, Execration, OG ve MVP Phoenix'ten oluşuyor. PGL tarafından organize edilecek olan The Boston Major 2016, 3-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 3 milyon dolarlık bir ödül havuzuna sahip olacak. Türkiye'nin başarılı e-spor kulüplerinden biri olan HVA Gaming, yeni sezonda League of Legends için yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre HVA Gaming bu sezon birden fazla League of Legends takımıyla mücadele edecek. HVA bünyesinde yer almak isteyen League of Legends oyuncularının isteğine kulak veren HVA yönetimi, takıma katılmak isteyen genç yetenekler için bir başvuru formu oluşturdu. Eğer siz de HVA Gaming'in League of Legends kadrosuna katılmak istiyorsanız, takımın oluşturduğu resmi formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Geçen sezon yükselme serilerinde başarısız olarak LCS'den CS'e düşen Schalke 04, yeni sezon öncesinde yeni kadrosunu duyurdu. Üst koridorda Etienne Steve Michaels'ı kadroda tutan Schalke 04, onun dışındaki tüm oyuncularını yeniledi. Schalke 04'ün yeni kadrosunda tanıdık isimler de var. Orman rolünde Unicorns of Love ve Team Huma'dan tanıdığımız Rudy ve HVA Gaming'den tanıdığımız Hatrix, nişancı rolünde ilk defa profesyonel arenaya çıkacak çaylak oyuncu Night Sniper ve destek rolünde yine HVA'dan tanıdığımız Wisdom yer alacak. Valve bahar mevsimindeki Major ve sezon sonundaki The International 7 için ilk detayları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bahar Major'ı 20-23 Nisan tarihlerinde, The International 7'nin ana takvimi ise Ağustos ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Boston Major'da Avrupa'yı ikiye bölerek CIS ve Avrupa olarak iki farklı eleme düzenleyen Valve, bahar sezonuyla birlikte Amerika'yı da kuzey ve güney olarak ikiye bölerek iki farklı eleme düzenleyeceğini duyurdu. Overwatch için League of Legends'ın LCS ve Heroes of the Storm'un liglerine nazaran daha farklı bir yapıda geliştirilen yeni bir lig duyuruldu. Blizzard'ın düzenlediği resmi Overwatch liginde takımlar bulundukları bölgelerdeki şehirleri temsil edecek. Böylece NHL, NBA gibi liglerde yer alan bir sistem uygulanacak. Takımlar belirlendikten sonra Blizzard, tüm oyuncuların ve hayranların bir araya geleceği bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte yer alan takım gözcüleri, beğendikleri isimleri kadrolarına katmak için çalışmalar yürütecek. Bu sistemle etkinliğe katılan herkes, büyük takımlara katılıp kariyer yapma şansına sahip olacak. Geçtiğimiz iki hafta boyunca transfer gündemi oldukça hareketliydi. İsterseniz gelin e-spor dünyasından önemli transfer haberlerine ve en bomba transfer dedikodularına kısaca bir göz atalım. Team Turkality'yi devirerek Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne merhaba diyen Victorious Ace, nişancı rolünde değişikliğe gitti. Takımın kadrosunda yer alan Ahmet Cihan Mean Battal'a teşekkür ederek veda eden Victorious Ace, Mean'in yerine Team Turkality'de nişancı olan Arda Killeres Subaşı'nı transfer etti. Resmi e-spor takımı olmak üzere Galatasaray'la görüştüğü söylenen Victorious Ace, bu sezon nasıl bir kadro kuracak, Galatasaray iddiaları gerçek olacak mı, hep birlikte göreceğiz. Astralis, geçtiğimiz günlerde oyun içi lideri Finn Kerrigan Andersen'i FaZe Clan'a satması sonrasında oluşan boşluğu Heroic takımından Lucas Glaive Rosander'la doldurdu. Glaive'in transferi sonrası boş durmayan Heroic, Tricked Esports'tan Nikolay Nico Christensen'i kadrosuna dahil etti. Transfer gündeminin bir diğer bombası da Fnatic ile Godsent arasındaki takasla gerçekleşti. Daha önce yine bir takasla Godsent'e yollanan Freddy Creams Johansson Fnatic'e geri dönerken Jonas Lekro Olofsson da yeniden Godsent'e döndü. Sadece Freddy Creams Johansson'la yetinmeyen Fnatic, Epsilon Esports'tan Joachim Disco Dublin Giddeton'u da kadrosuna katarken John Venton Eriksson'la da yollarını ayırma kararı aldı. Yeni sezon için orta koridorda etkili bir isim arayışında olan Edward Gaming, gözlerini dünyanın en iyisine dikmiş durumda. Çin LPL Ligi'nin başarılı takımı Edward Gaming, League of Legends kadrosundaki iki Koreli Pawn ve Deft ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. EcoFox'un koçu Simon Haventime Dion'un iddiasına göre Edward Gaming, kadrosundaki boşluğu Espor'un Michael Jordan olarak adlandırılan Faker'la kapatmayı planlıyor. Faker'ın transferi için 4 milyon doları gözden çıkardığı söylenen Edward Gaming'den henüz konuyla ilgili resmi bir bilgi gelmedi. Yapılan transfer hamlesi doğru çıksa bile Espor dünyasının önde gelen isimleri ve hayranların büyük bir çoğunluğu Faker'ın SKT-T1'daki arkadaşlık ortamından vazgeçmeyeceğini düşünüyor. Dijital saha bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.